seyirciler, şu an Gaziemir Nevvasari İşgören Hastanesi'nin bahçesindeyiz. Bugün İzmir'de fidan dikimi yapılacaktı. Menderes'te özellikle yanan orman alanına fidan dikimi yapılacak ve İzmir'in çeşitli yerlerinde eş zamanlı fidan dikimi gerçekleştirilecek idi. Bu program hala sürüyor. Şu an Gaziemir Nevvasari İşgören Hastanesi'nin şu an karşıda gördüğünüz yamaçlarına bu fidan dikimi yapılacaktı. Bununla ilgili de yoğun bir program var. Ancak sağanak yağış buna pek müsaade etmedi, fırsat vermedi. Dolayısıyla fidan dikimi yapacak olan ekip ve Gaziemir bürokratları, özellikle kaymakam, kurum müdürleri şu an yağmurdan buraya sığındılar. Şu an görüyorsunuz resmi kurum araçları da geliyor. Kurum müdürleri de burada beklemeye geçtiler. Biz kısaca içeriye de bir göz atalım. Tabii ki bu dikim alanında şehit aileleri de var. Özellikle Gaziemir Menderes bölgesindeki şehit aileleri de bu fidan dikim merasimine katılıyorlar. Şu an Gaziemir Kaymakamımız Yaşar Dönmez, İlçe Milliyetin Müdürü Aydın Osman, belediyedeki kurum müdürleri, hastane başhekimi Doğan Yıldırım, burada yağmur fırsat verirse fidan dikimini gerçekleştirecekler. Bakacağız, şu anda henüz netleşen bir şey yok. Ama gerçekten biz diğer tarafta da oturuyoruz arkadaşlar. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın da takip ettiği fidan dikim merasimine katıldığı bir program bu. İzmir'in muhtelif birçok semtinde, bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirilecek ama tabi İzmir'deki sağanak yoğun yağış buna fırsat ve imkan tanımadı. Şu an bu gördüğünüz Gaziemir ve Menderes'teki şehit ailelerinin anneleri, eşleri, bunlar da fidan dikim programına katılacaklar. Şu an sağanak yağıştan fırsat bulamadılar. Burada bekliyorlar. Evet, bir hareketlilik söz konusu. Söyle çıkıyor. Sanıyorum. Çıkıyor. Evet, yağmur biraz dindi ve şu an fidan dikim merasimi için hareketlilik başladı. Evet, ben kısaca yine bir özetlemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da programı koordine ettiği İzmir'deki çeşitli bölgelere ve özellikle de Menderes'te geçen aylarda büyük yangın yaşayan bölgeye fidan dikimi yapılacak. Bununla ilgili İzmir'de eş zamanlı. Evet, fidan dikiminin yapılacağı alan burası. Gaziemir Nevvasari İşgören Hastanesi'nin üst kısmındaki bir bölgeye dikilecek. O bölgeye doğru hareket ettik. Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez vefakatinde Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü, diğer kurum müdürleriyle birlikte bu fidan dikim programına şehit aileleri de katıldılar. Sıkıntı yok, yok. Tamam. Evet, şu an Sayın Kaymakam Yaşar Dönmez programı koordine ediyor. Evet, dün geceden itibaren İzmir'de yoğun bir yağış vardı. Bu sabah bu saate kadar yoğun yağış devam etti. Bu nedenle fidan dikiminde bir rotar söz konusu, gecikme söz konusu. Ama şu an fidan dikimini gerçekleştirecek olan idari kurumların müdürleri, şehit aileleri, vatandaşlar şu an bu yağmurun kısa süreli kesintisinden faydalanarak fidan dikimi için programı, organizasyonu başlatıyorlar.
Tabii kimler var burada? Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Osman, İlçe Spor Müdürü Mehmet Uzun, Özel Kalem Müdürü Selim Sadıklar, Belediyedeki Kurum Müdürleri, Nevasarı İşgören Hastanesi Başhekimi Doğan Yıldırım, öğretmenlerimiz ve tabii ki şehit ailelerimiz de buradalar. Şu an dikim programı için Sayın Kaymakam Yaşar Dönmez'in refakatinde. Metin. Gelinceye kadar da ben kısaca bilgi arz edeyim. Neden bir araya geldik? Gelen yazı üzerinden okursam. Evet değerli arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emin Erdoğan himayelerinde başlatılan Bereket Ormanları projesi kapsamında İzmir ilimizde ilk etapta 500 bin fidan dikimi yapılacak. Yani bugün şu anda İzmir'in tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak fidan dikimi yapılıyor. Sizlere de bildirmiştik. Bu fidan dikimi faaliyetinde şu anda tüm ilçelerde bizde olduğu gibi başta kaymakamlar, kaymakam eşleri, ilçe protokolü, kurum amirleri ve eşleri, koruyucu aileler, öğrenciler, şehit yakınları ve gaziler ve ilçedeki tüm gönül elçilerinin katılımıyla icra ediliyor bu faaliyet. Biz de bu nedenle bir aradayız şu anda. Bugün İzmir genelinde toplam 500 bin fidan dikilecek. Daha sonra da belirlenmiş olan okullarda 500 bin fidan daha dikimi yapılacak. Bu çalışmalar fidan dikilecek yerlerin tespiti çalışmalarını orman teşkilatımız yani Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Orman İşletme Müdürlüğümüz belirledi yerleri. Hazırlıkları onlar yaptılar. Gaziemir ilçemizde de bugünkü faaliyet için şu anda bulunduğumuz alan Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından belirlenip hazırlıkları yapıldı. Çoğu konuda da belediye başkanlığımız alanın hazırlanması ve temizlenmesine destek oldu. Kendilerine teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Fidanların büyük bir bölümü zaten dikildi. Daha önceden yağışlı bir hava olacağı bilindiği düşünüldüğü için biz hem birlikte bu projeden haberdar olacağız bugün hem de kalmış olan fidanları beraber dikerek faaliyetimizi sonuçlandırmış olacağız. Zaten fidanlar çukurlarda hazır bekliyor. Önceden hazırlandı. Biz de onları doldurmaya çalışacağız. O yüzden şöyle yapalım. Tabii hava malum az da olsa faaliyeti icra etmek için bir fırsat verilmiş oldu. Bunu değerlendiririz. Tabii ormandan gelecek arkadaşlarımız yağmur yağmadan yetişir ise yetişmese bile bu amaçla bir araya gelmiş olduk. Bu birlikteliğimizin fotoğraflarız. Anı olarak saklarız. Ben çok teşekkür ederim. İşin doğrusu bu kadar yağışta ummamıştım ben. Daha az bir topluluğun olabileceğini düşünmüş idim. Evet. Değerli arkadaşlar şu an burada orman dikimi için yerler hazır. Orman Bölge Müdürlüğü'nden bu dikimi yapacak olan görevli personelin gelmesi bekleniyor.
Gazimir Kaymakamı Yaşar Dönmez'le programla alakalı istişarelerini sürdürüyor şu an. Evet, Gazimir Nevasar İşgören Hastanesi orman dikim alanındayız. Buradan canlı yayını bitiriyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, şu an Gaziemir Nevasar İşgören Hastanesi bahçesindeyiz. Dikim alanındayız. İzmir'de eş zamanlı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşiyle birlikte İzmir'de özellikle Menderes'te yanan orman alanına yapılacak olan orman dikimiyle ilgili İzmir'in her tarafında eş zamanlı program gerçekleştiriliyor. Şu an Gaziemir'deki orman dikim ekibi, mülki ve idari personel şu an burada hazır halde, yağmurun kısa süreli dinmesinden faydalanarak orman dikimini gerçekleştirecek. Evet. Şu an Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı personelin de buraya intikal etmesi bekleniyor. Dikim çalışmasına görüntü veriyoruz. Evet, şu an fidan dikimi gerçekleştirilmeye başlandı. Gazimir Kaymakamımız Yaşar Dönmez şu an ilk fidanını dikiyor. Evet. Evet, ilk fidanımızı toprakla buluşturduk. Sayın Gazimir Kaymakamımız Yaşar Dönmez Bey ilk fidanı Gazimir'deki bürokratlarla birlikte, ilçe müdürleriyle birlikte dikiyorlar. Şu an İlçe Spor Müdürü Mehmet Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Osman, Özel Kalem Müdürü Selim Sadıklar ile birlikte şu an ilk fidanımızı dikmiş olduk. Diğer şehit aileleri de fidan dikimine katıldılar şimdi. Evet, şu an hemen gördüğünüz alanda şehit Furkan Yavaş'ın ailesi de fidanını dikmek üzere çalışmalarını yapıyor. Evet, şu an Furkan Yavaş'ın ailesi fidanını dikecek. Gazimir ilçe müftüsü Ekrem Saylam da şu an gördüğünüz gibi fidan dikimine katıldı. İlçe Tarım ve Gıda Müdürü yine gördüğünüz gibi en uçta ileride fidan dikimi gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilçedeki okulların müdürleri de şu an fidan dikiminde. İlçe Gazimir Nevasar İşgören Hastanesi Başhekimimiz Sayın Doğan Yıldırım da az önce fidan dikimini gerçekleştirdi. Doğan Bey, görüşlerinizi alabilir miyiz efendim? Bu konuyla alakalı bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştiren bereket ormanları inşallah vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Ormanlar gerçekten bir kültürün, kadim bir kültürün önemli simgesidir. Bir toplumun bir topluma geçilmesi için önemli bir unsurdur. O yüzden biz de Gazimir'deki idare ekiplerle beraber bir araya geldik. Bunlar dolayı böyle yağmurlu bir kesinti oldu. Sevindirici oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Kolay gelsin. İçeri. Şehit Furkan Yavaş ailesi fidan dikimini gerçekleştirdi. Efendim, kolay gelsin. Canlı yayındayız şu an. Şehit Furkan Yavaş'ın ailesi şu an ikinci fidanını dikiyor bildiğim kadarıyla. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Özellikle fidanların isim veriyor musunuz? Bir imkanımız varsa alsın. Tabii. Evet. Kişiye isim verilerek yapılabiliyorsa olur. Tabii. Evet, Furkan Yavaş'ın annesiyle şu an evet sohbet yani gerçekleştiriyoruz. Babası da şu an ikinci fidanını dikmek üzere yoğun bir çaba içerisinde. Biz
3 tane dikmemiz lazım. Bizim oğlumuz 3 kişi gittiler. 3 arkadaş. Furkan, Okan, evet. Gökten 3'ünü. 3'ünü, 3'ünü. Evet. Peki, kolay gelsin. Sağ olun.